kendileri ve onun gazeteyi yönettiği dönemde esasen belki de dönemin Yugoslavyasında Türkçe gazeteciliğin profesyonelleşmesinde, profesyonel iş yapmasında ya da Türkçe gazetenin var oluşunu duyurulmasında çok önemli katkıları oldu. Hani belki de o dönemde ilk sefer Tanda çalışan gazeteciler böyle kalkıp daha fazla önemli sayılan olayları doğrudan doğru yani böyle masadan değil olay yerinden izleme izlemeyi öğreniler arkasından o dönemde Türkiye'den bizi bize gazeteciliğin özelliklerini gazeteciliğin öğrenmek açısından Türkiye'den bize gazeteler geliyordu mesela Milliyet geliyordu Cumhuriyet geliyordu o gazeteler bizim için bir şekilde hem Türkiye'yi ilerletmek açısından hem de habercilik açısından bir çok önemli bir kaynak olarak bulmuştuk. İşte onun o döneminde başlatılan bir bir girişimdi. Arkasından profesyonellik derken bir sefer tabi tabii biliyorsunuz o dönemde Türkçe kitap sayımız yetersizdi. Özellikle mesleki alanlarda kitaplar yoktu. İşte yapılan Türkiye ile Türkiye'deki temaslarla iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında ve özellikle kendilerinin öz girişimiyle Türkiye'den bir sürü kitaplar geldi. O kitaplar hem edebi anlamda hem de mesleki anlamda gazetedeki gazetedeki çalışanların yetişmelerini çok önemli katkısı geçti. İdealist bir genç olan Hüdaverdi, 10 yıl boyunca Tan Gazetesi'nde yaptığı değişimler ve çalışmalar sayesinde gazetenin yayın hayatı boyunca geçirdiği en parlak dönemi yaşamasını sağlayacaktır. Zaman içerisinde Türkçe medyanın gösterdiği yükseliş ve topluma kazandırılan Türk gazeteci kadrosu, Nevzat Hüdaverdi'yi sadece Türkler arasında değil, dönemin Yugoslavyasında da çok saygın ve sözü önemsenen biri haline getirir.